Değerli seyircilerimiz, yine Restoran TV'deyiz efendim. Hoş geldiniz hepiniz. Zirvedeki restoranlar, zirvedeki şeflerle birlikteyiz ve bugün benim çok sevdiğim bir şey yapacağız. O kadar çok seviyorum ki, yani o olursa diyet, rejim bilmem ne falan ne olursa olsun ben onun tadına bakmadan yapamam. Bazıları diyor ki sevmiyorum, hayret ediyorum, kutluyorum ayrıca. Çünkü ne bileyim ama arada bir güzel pasta. Veya kek, neyse. Bugün tatlı bir şey yapacağız. Ve bugün çok değerli konuğum, şefim daha doğrusu, Esra Şef. Esra Çakmak. Pastacı Esra Şef. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esra Şefim. Hoş bulduk. Ay ya, ne güzel şeyler bunlar. Evet, yumurtaları görünce kahvaltı mı acaba yapacağız sonra? Dedi ki hayır, pasta yapacağız. Hatta cheesecake yapacaksınız. Cheesecake yapacağız. Hemen sordum, limonlu mu? Neli? Dedi ki özel bir şey. Neli? San Sebastian cheesecake. San Sebastian mı olacak? Bu aralar... San Sebastian bir isim değil mi efendim? Bu aralar çok meşhur. Ben pasta ustasıyım. Pastacılıkla uğraşıyorum. Şimdilerde kendi mutfağımda butik pasta üzerine çalışıyorum. Besteler var değil mi sizin yaptığınız? Evet. Katkılar düşünerek oluşturulan, adeta aynen, hep söylerim, bir resim gibi, bir heykel, bir müzik gibi. Kişiye özel. Hatta. Doğum günleri. Pastalar. Evlilik günleri. Geliyorum oraya. Hı? Yakınıza tamam. Geliyorum. Evet, evlenme yıl dönümleri. Evet. Ve doğum günleri. Şu an özel. Zaten. Ne var? Doğum günleri. Doğum günleri. Evlilik yıl dönümleri. Tabii. Nişan pastaları, düğün. Hepsi. Kına geceleri. Hepsi var. Aa, ne güzel, ne güzel efendim. Evet efendim, yumurtalarımız da var. Evet. Ve bakıyorum çok da fazla bir şey yok çok ama malzememiz nasıl yok. Yapacaksınız? Ben de size yardım etmek istiyorum ve bu işe nasıl başladınız, nasıl gönül verdiniz? Pasta yemeği çocukken sever miydiniz mesela? Ya zaten bir bayan olarak mutfak en büyük ilgi alanımız. Benim de o şekilde başladı. Çocukken mi? Evet, anneniz çocukluktan soktu mu mutfağa sizi? Çok sokmak istemiyordu, bulaştırmıyordu. Benimki de öyleydi. Mutfağa dağıtıyorum, ediyorum diye. Ama işte o yokken ben bir şeyler yapmak için uğraşıyordum. Ay, bu böyle canım, sürekli bir heves, bir kızmıyor istekli. Kızmıyor muydu geldiğinizde? Yok, kızmıyordu. Valla benimki kızardı, ben elimi süremiyordum. Ama topluyordum sürekli. Toplayayım, gene de o yapıyor, kızardı. Valla annem her şeyi yapar giderdi, biz yaptıklarını da yemezdik. Çalışıyordu evet, çünkü. Evet, bizim peki de. Hadi bakalım şimdi neler olacak. San Sebastian. Evet. Evet efendim. Kıpır kıpır bir cheesecake bu. Öyle mi? Evet, kıpırlarıyla meşgul. Meşgul. 900 gram krem peynirimiz var. Bayağı da çok değil evet, mi krem peynir? Fark etmez. Zaten hangi marka olursa olsun. Aynen. Evet, güzel. Onu zaten lezzet veren geçireyim peyniri. Cheesecake zaten cheese demek, peynir demek. Aynen. 300... San Sebastian da Amerika'nın San Sebastian kasabasında yapıldığı aynen, için evet, adına da öyle denmiş. Evet. Ve 300 kaç gramdı şeker? 340 gram. 340 gramdı. Toz şekerimizle peynirimizi özleştirene kadar karıştırıyoruz. Evet. Ben de şöyle yıkayayım da temiz temiz olsun. Evet. Evet. Sonra siz pasta öylelikle yapmayı da çok sevdiğiniz için okullu musunuz, alaylı mı? Kurslara gittim. Ha, güzel. Kurslarla başladım. Evet, okullu sayılırsınız. Evet. Tabii. Sonra... Tarifler de çok güzel değil mi efendim? Aynen, evet. Kurslarda, sonra imalatlarda çalıştım. Hı-hı. Pastane, pastacılık imalatlarında. Çok güzel. Ondan sonra yönümü bu butik pastacılığın çıkmasıyla butik pastacılığa çevirdim. Yani nerede yapıyorsunuz pastalarınızı? Şu an kendi sahip mutfağımda. Kendi mutfağınızda. Devam sipariş ediyorum. Alıyorsunuz. Sipariş alıyorum. Siparişinizi nereden alıyorsunuz? Ne üzerinden alıyorsunuz? Yani genelde çevremde. Bir de sosyal medya. Bu sosyal medya üzerinden alıyorum. Güzel, harika. Çok seviliyor pastalarınız. Çok seviliyor. Ben biliyorum. Evet, elinizin tadı var. Bence kalbinizin tadı var. Evet. Doğru mu? Çok teşekkür evet ederim. Efendim. Evet. Öyle. Elin tadı, ruhun tadı, kalbin aynen tadı geçer elden oraya çünkü. Aynen. Gülümsüyorsunuz bir defa. Her şeyden önemlisi o. Çok gülerim. Ne güzel. Evet. Harikulade. Bayağı bir karıştırıyorsunuz. Aynen. Öyle mi? Ne kadar karışacak bu?
Şimdi biz böyle ikram metotla karıştırıyoruz. Aynen, mikser yardımıyla. Değil mi? Ben biraz aslında yardım edeyim mi size, bakayım yapabilecek miyim? Toz şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz. Çoğu gitti, azı kaldı aslında. Aynen, aynen, ben evet de alayım dedim ama işte şöyle göstermelik. Evet, siz. Aslında ben diyorum ki annelere, böyle çocuklarınızı kız erkek hiç fark etmez, küçücük bir kabın içinde onlara evet göre bir şey alıp hadi sen de yap bakayım benimle diye bir işe soksalar, ne güzel bir meslek bu. Aynen, mesleğimiz vallahi gerçekten eridi, çok güzel. Eridi mi? Bakın evet, bakayım. Evet, evet. Şimdi ne yapacağız? Kremamızı ekliyoruz. Hadi karıştırayım, siz koyun. İki paket. İki paket, evet. Kremamız. Severek yapıyorsunuz. Aynen, çok seviyorum. Çok seviyorum. Yani vaktimin 7/24 mutfakta geçirebilirim, o derece. Aman Tanrım. Uyumaya fırsat buluyor musunuz bazen siparişler? Hiç bulamıyorum. Aa, gerçekten. O kadar yoğun geçiyor ki. Maşallah. Yani o figürleri yapmak, o çiçeklerle uğraşmak. Yani tamamen... Heykel. Evet. Figür yapıyorsunuz. Sevmek önemli. O severek zaman... ve isteyerek yapıyorsunuz. Zaten onu iş olarak görmüyorsunuz. Sanatçı. Bir de ne güzel işte siparişler yani... sonunda bu yapmış olduğunuz, keyifle yapmış olduğunuz iş olmaktan çıkıyor sevdiğiniz için. Aynen, evet. Bir onu... hobi gibi, üstelik bir de bunun getirisi var. Onu iş olarak İnsanları görmüyorsunuz. İnsanları mutlu etmek var. Ve ben gerçekten çok severek ve isteyerek yapıyorum. Yani o kadar da şimdilerde... zor gelmedi bana şu anda, biliyor musunuz? Çok kolay. Çok kolay. Şimdi yumurtalarımızı tek tek kırıyorum ben. Ben gene de yapamam bunu. Yapamam. Bende bir şey var. Niye? Yapamıyorum. Kek yapamıyorum, pasta yapamıyorum. Ancak bir bisküvi alıp üst üste koyacağım. Yani herkesin yaptığı... Ama bak, bir kere yapamıyorum dediğiniz için kaybediyorsunuz. Öyle mi? Evet. Yaparım diyeceksiniz bir, her iki, zaman. Şimdi doldu, kasemiz dolduğu için ben... Özellikle yapıyorum değerli seyircilerimiz. Sizinle böyle beraber ki... Diyorum evet ki efendim sevgili Esra şefimden belki bana da şey geçer, enerji. Yaparım ben de çoluğuma çocuğuma şunları. Sizde o potansiyel var ama yapacaksınız, yapıyorsunuz. Var değil mi? Ben heykel evet yapıyorum çamurdan, kimseyi yemiyor. Ne güzel, hazır heykelde yaparken aslında bunları yapıp bir üstlerine bir takım değil mi? Evet. Şimdi 6. yumurtamızı da kırıyorum. Bazen şey... Heh, yumurtaları pardon, her zaman ben böyle tek tek kaseye koyup kırıyorum ki... Güzel. Bak, işimiz garanti olsun. Vallahi mikser gibiyim. İsterseniz ben alayım, ben devam edeyim. Vallahi iyiyim ama bilmiyorum tabii, şimdi sahibi sizsiniz çocuğunuzun. Yok. Evet. Bunlar bebeğiniz gibi değil mi? Evet. Bir çocuk oluyor. Bir de o... Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ne bekleyeceğiz? Karıştı mı sizce? Evet. Yeter mi? Yani biraz daha karıştırabiliriz. Biraz daha karıştıralım. Az önce de diyecektim, tam babaanne usulü yapıyoruz zaten dedim de ama bunun kol şimdi mikserler ile falan var. Evet, kolu mikserde. Aslında hanımlara diyorum ki şuralar yaş ilerledikçe buralar tuzluk tuz dökerken sallanıyor ya, bunu yaparsanız sallanmayacak. Her aynen şey kolay şimdi. Evet, mikserle. Şeyi, İşimizi kolaylaştırıyor. Makineyle süpür, onu mikserle yap. Ne oldu? Kollar gevşedi. Kilo al ver. Vallahi bence böyle yapmalı. Sanat bu. Evet. El yapımı. El yapımı. Makine yapımı değil. çok güzel koktu. Şimdiden harika bir kokusu evet var. Bakın siz bir kıvamına. Evet, çok güzel. Şimdi 40 profesyonel gram bak unumuz var. Onu ekliyorum. Pat diye de koydu. Evet. Vallahi yavaş yavaş falan koymadı. Esra şefimiz efendim. Biz böyle alıştığımız için. Şöyle yaptınız. Sizin gibi. Evet. Ben usta örtücülük de yapıyorum. Aa, evet. Nasıl bir şey şimdi? Yani kurslarda sizi... ders veriyorum. Özel dersler veriyorum. Pastacılık evinizde üzerine. Evet. Aa, harika. Kurslara gidiyorsunuz. Bu belediyenin kursları mı yoksa? Belediyenin kurslarında da olabilir. Aa, özel kurslar da özel olabilir. Özel kurslar. Bir hocamız daha var. Daha çok... Hocam siz o zaman birazcık daha onları bir eritin, hem bir görelim. Aynen. Hanımlar bakın nasıl karışırmış elde, bir görelim. Şunun altına bunu koyayım mı? Evet. Bakayım nasıl olacak. Ses çıkmıyor, evet. Vav, süper. Şimdi bu şekilde karıştırıyoruz. Kuvvetli karıştırıyorum. Köpürmesi gerekiyor mu? Yok, çok köpürtmeyeceğiz. Tamam. İçinde peynir ve yumurta olduğu için...
fazla kalıp arıp. Yani mikser kullananlar için sordum. Ne kadar tırt yeter herhalde. Aynen çok hemen. Fazla karıştırmayacağız. Hı hı. İçinde yumurta ve peynir olduğu için çok kabarıp çökebilir. Kabarır. Evet. Aa, kabartma tozu koymadık. Hayır hiç. Peynir ve yumurta kabartacak. Aynen. Çok merak evet. ediyorum. Benim de elim değdi bakayım kabaracak mı? Bilmiyorum. Eminim şu, çok güzel olacak. Evet. Kabımız mı? Çemberimiz o. Bunu böyle koyacağım. Öyle mi? Şimdi. Ay ben de ne kadar böyle öyle mi öyle mi böyle mi diye soruyorum. Evet. Şimdi yok. Yok şöyle edeyim. Karıştırayım. Şimdi bunu şöyle güzelce. Şu şekilde. Mesela bu yağlı kağıdı ıslatıp da koyabiliriz. Neden? Ne olur o zaman? Daha yumuşak olur kalıbı. Daha güzel bir şekilde kavrar. Tamam. Şimdi bu sert olduğu için. Islatalım hani, orada suyumuz var. Yok gerek yok. Tabii. Hani öneri olarak söyleyeyim. Peki öneri olarak ıslatıp da koyabiliyoruz. Aynen. En azından hani bu sertliğini alıyor. Peki. Sert olmuyor. Tamam karıştırdık. Çok değil mi buna o? Yok. Değil. Taşmayacak diyorsunuz. Taşmayacak. Hadi bakalım. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ben. Harika. Şöyle yapayım. Vallahi tam bir ağzı, ölçü. Bir evet. ölçü. Bravo. Çok şöyle güzel. Kaldırıyorum. Hemen ben de suda yıkıyorum bunu. Şimdi cheesecake'imiz hazır. Evet. 180 derece ısıttığımız fırında 20-25 dakika kadar pişireceğiz. 20-25 dakika. Aynen. Fırınımız ısındı. Hı-hı. Hemen onu fırınımıza doğru götürelim. Ben de şöyle açayım. Ve işte burada kekimiz. Ben bir koklayayım mı? Çok güzel kokuyor ama şöyle. Vallahi harika. Bir de yanık, hafif yanık kokuyor. Yanıkları çok severim. Şöyle göstereyim. Evet, özellikle bunu. Evet. Baksanıza üstüne sanki çikolata sürmüş gibi. Nefis. Of. Orijinalliği de bunun zaten çok bu şekilde güzel. Yanık olması. Birazcık sıcak da aman elimize evet. dikkat edelim. Şimdi şöyle. Hop. Şey olmaz diye. Çok lezzetli olduğundan, olacağından eminim. Sıcak olduğu için. Evet, aman dikkat. Şu an. Harika görünüyor. Biraz. Aa bana tat ikram ediyorlar. Evet. Çok harika. Evet, peynir. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bakayım hemen acaba nasıl olmuş diye. Nefis. Bakmak ister misiniz tadına? Size bir çatal getireyim mi? Yok siz. Yok ben... istemiyor. Ama kaçırmayın yani derim. Peki harikulade. Ellerinize sağlık efendim. Çok teşekkür ederim. Peki bu afiyet yanıklığını olsun. Ayarladık yani bu kaç dakika? 25 dakika 20, falan 25, duruyor. En fazla 30 dakika. Üstü böyle yanmış olana kadar. Peki yanık olacak. Üst altı da yanmış değil mi hafif? Aynen evet. Altı çok fazla da. Değil. Üstü altı aynı biçimde. Hı-hı. Isıtılıyor. Evet. 180 derecede. Ve üstü böyle karamelize olmuş evet. gibi yanık. Bekleyeceğiz böyle efendim. Bakacağız. Bakacağız. Bak yanlarda hiç öyle bir şey yok. Çok güzel biliyorsunuz. Maşallah. Esra şefim. Hayat hep sizin için gülerek geçsin. Teşekkür Amin ederim. İnşallah. Sonsuza kadar hepimiz için hepimiz tabii. Hepimiz için. Doğru. Ellerinize sağlık ve o kadar lezzetli ki konuşamıyorum görüyorsunuz efendim. Afiyet olsun. Nefis bir beş çayının yanında harika evet. bir yemek. Peki tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.